Herkese merhaba, hayırlı Ramazanlar. Öncelikle bir senedir Covid-19 virüsüyle oynadığım köşe kapmacanın geçen hafta son bulduğunu ve Covid'in en sonunda beni de yakaladığını söylemek istiyorum. Bu sebeple sesim birazcık kısıldı, çok iyi çıkmıyor. Bu konuda kusuruma bakmanızı rica ediyorum. Benim genel hatlarıyla bahsetmek istediğim konu Fatma Aliye ve Halide Edip özelinde Türk Edebiyatı'nda kadın konusu. Kadın hareketleri açısından 1789 Fransız İhtilali'nin bir dönüm noktası olduğunu biliyoruz hepimiz. Bizde ise meşrutiyet yıllarından itibaren kadınların kamusal alanda daha etkin oldukları ve çeşitli hakları elde ettikleri görülmektedir. Bu sürecin hızlanmasında batılılaşma çabalarının da etkisi büyük olmuştur. Toplumsal alanda görülen bu gelişmeler edebi alanda da etkisini hissettirmiştir. Türk edebiyatında kadın yazar şair kavramını, halk edebiyatının anonim geleneği ve divan edebiyatındaki kadın şairlerin de göz önünde bulundurarak yüzyıllar öncesine götürmek mümkündür. Ancak Türk edebiyatında kadın yazarların 19. yüzyılda Fatma Aliye Hanım'dan başlayarak daha etkili oldukları bilinmektedir. Cumhuriyet'in ilanından sonra Halide Edip Adıvar'la birlikte edebiyatımızdaki kadın yazar sayısı giderek artmış ve kadın duyarlılığı da Türk romanında ciddi bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır. 1970'li yıllarda kadın hareketlerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettirmesiyle birlikte kadın yazarlarımız hem nicelik hem de nitelik açısından büyük bir atılım kaydetmişlerdir. Bu tarihten itibaren kadın yazarlar, romanlarında erkek meslektaşları gibi ülkenin içinde bulunduğu sosyal karışıklıklar başta olmak üzere daha çok toplumsal konulara ağırlık vermişlerdir. Konuyu bu kronolojiyle takip edecek, detaylandıracak olursak, İlk önce kısaca Osmanlı Devleti'ndeki kadınlara yönelik değişimlerden bahsetmemiz gerekir. Osmanlı Devleti'nde ilk kadın hareketlerinin dönemin basın yayın organları üzerinden yürütüldüğü bilinmektedir. Başlangıçta Terakki gibi dönemin önde gelen gazetelerinde Osmanlı kadınlarına yeni haklar tanınması yönünde erkek yazarlar tarafından yazılar yazılmaya başlanmıştı. Bunu gazetelerin kadın ekleri takip etmiş, ardından da bağımsız kadın gazeteleri çıkarılmıştı. Bu gazeteler içerisinde Vakit, Şükufezar, İnsaniyet, Ayine, Parça Bohçası ve Aile gibi gazeteler sayılabilir. Hatta bu özgürlük öyle bir noktaya gelmişti ki bu gazetelerin bir kısmının yayın hakları tamamen kadınlara aitti. Ancak bu gazeteler içerisinde dönemin ünlü kadın yazarı Fatma Aliye Hanım ve diğer kadın yazarlardan oluşan bir ekip tarafından çıkarılan hanımlara mahsus gazetenin önemli bir yeri vardır. Osmanlı İmparatorluğu İlk kez 1844'te yapılan nüfus sayımında kadınları da nüfusun bir parçası olarak kabul etmiş ve sayımlarının yapılması sağlanmıştır. O döneme kadar nüfusta birer rakam olarak bile gösterilmeyen kadınlar var olduklarını resmi ağızlardan ilk kez duymuşlardı. Ayrıca bu dönemde 1858 yılında çıkarılan Arazi Kanunu ile kız çocukları ilk kez veraset hakkını elde etmişler ve babalarından kalan miras üzerinde erkek kardeşleriyle birlikte eşit haklara sahip olmuşlardır. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra beliren özgürlük ortamı içerisinde İttihat ve Terakki Partisi'nin kadınlara yönelik iyileştirici bir takım tedbirlere başvurduğu da görülür. 1 Mayıs 1918'de gerçekleşen ünlü Sultanahmet mitinginde Halide Edip'in yapmış olduğu coşkulu konuşma, kadınların sosyal alanlara çıkışlarının ilk işaretlerinden biridir. 1914 tarihine gelindiğinde kadınlar ilk kez üniversiteye gidebilme hakkı elde etmişler ve Kadın Darülfünun'un fen ve edebiyat kollarına kız öğrenciler alınmaya başlanmıştır. Ancak bu gelişmeler bazı kesimler tarafından aşırı bulunmuş ve ülke genelinde onların yönlendirmeleriyle çeşitli tepkiler ortaya çıkmıştır. Ancak tüm bu olumsuzluklara karşın kadın özgürlükleri konusunda gelişmeler hız kesmemiş ve mehasin, kadın mecmuası, kadın, kadınlar dünyası, mefaret gibi kadın yayın organları yayın hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Türk edebiyatına kadın yazar, kadın şair kavramının her ne kadar 20. yüzyıla birlikte girdiği düşünülse de yüzyıllarca süren halk ve divan edebiyatı geleneğimize kısaca göz attığımızda bu yargının çok da doğru olmadığı görülür. Çünkü halk edebiyatı geleneğimiz dairesinde her yer alan anonim halk edebiyatı ürünlerinin birçoğunda kadınların sözüne rastlanır. Ninni, masal, mani, ağıt gibi halk edebiyatı türleri incelendiğinde bunların pek çok örneğinin daha çok kadınlar tarafından oluşturulduğu da görülür.
Bunun yanı sıra daha çok erkek alanı olarak kabul gören aşık edebiyatı alanında da azımsanamayacak sayıda kadın halk ozanının değişik türlerde halk şiirine imza attıkları da bilinmektedir. Ancak bu konudaki çalışmaların azlığı nedeniyle kadın halk ozanlarımızın birçoğu ortaya çıkabilmiş değildir. Divan edebiyatı geleneği içerisinde ise Amasyalı Zeynep Hanım ilk kadın şair olarak kabul görür. Ondan sonrakilerle birlikte divan edebiyatı geleneği içerisinde Mihri Hanım, Saffet Hanım, Fitnat Hanım, Ayşe Hanım, Tuti Hanım, Leyla Hanım ve Sırrı Hanım gibi birçok kadın şairin olduğu belirlenmiştir. Bu şairlerimizin çoğu ilmi sınıfına mensup ailelerden geliyorlardı. Çoğunun babası ya kadı, ya kaz asker ya da müderristi. Bunlar Osmanlı'nın erkek egemen toplumda var olabilmek için, kimliklerini kanıtlayabilmek için çokça çaba göstermişlerdi. Türk edebiyatında ilk kadın yazarlar ancak 1908'den sonra görülmeye başlanır. 1950'li yıllara gelindiğinde edebiyatımızda kadın yazarlar da adlarından söz ettirmeye başlarlar. 1970 sonrasında ise artık kadın ve erkek yazarlarımız arasında sayı ve nitelik açısından çok fark kalmadığı görülür. Kadın yazarlarımızın ancak 20. yüzyılın başlarında eserler vermeye başlamasının arkasında elbette ki tarihsel gerçekler ve koşullar vardır. Kadın haklarının detaylıca düzenlenmeye geç başlanması ile kadının sosyal ve kamusal alandaki yerinin geç belirlenebilmesi bu sürecin gecikmesindeki en önemli etkendir. Bu durum nedeniyle ilk kadın yazarlarımızın daha çok evlerinde özel öğretmenler tarafından yetiştirildikleri ya da yabancı kolejlere devam ettikleri bilinmektedir. Birçok konuda önder bir duruş sergiledikleri için Fatma Aliye ve Halide Edip'in hem Türk edebiyatındaki kadın rolü konusunda hem de kadınlara verilen haklar konusunda önemi büyüktür. Bu sebeple tarihteki bu iki kadından bahsetmek gerekir. Tanzimat döneminde önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım, Osmanlı kadın hareketinin öncülerindendir ve ilk kadın yazarıdır. O aydın bir Osmanlı kadını olarak kaleme aldığı makalelerinde, kadınlıkla ilgili kitaplarında ve romanlarında kadınlığa ait sorunları sıklıkla dile getirmiştir. Fatma Aliye, babası Ahmet Cevdet Paşa gibi İslamcı gelenekçi bir anlayışla kadınların eğitimi, evlenme şekilleri, çok eşlilik, boşanma, kadının sosyal hayatta görünür olması gibi İslamiyet'te kadının yeri gibi kadınlığı ilgilendiren sorunlar üzerinde durmuştur. Muhadarat, Udi, Refet, Enin gibi romanları yazmış olan Fatma Aliye Hanım uzun süre olmasa da Kadınlara Mahsus Gazete ile Mehasin adlı bir gazetede de yazılarına yer vermiştir. Osmanlı Kadın Hareketi içerisinde önemli bir yere sahip olan Fatma Aliye küçük yaşlarından itibaren okuma ve yazmaya meraklıdır. Fransızcaya ilgi duyar ve bu dili kendi kendine öğrenmeye başlar. Abi Ali Sedat'ın evde özel hocalardan aldığı derslere katılır, onun kütüphanesini düzenler, bu sırada yeni bilgiler öğrenir. Hatta evde abi için kurulan kimya laboratuvarında yapılan deneyleri de izler. Fatma Aliye'nin ilme olan merakı fark edildiğinde Ahmet Cevdet Paşa tarafından ona da bu imkanlardan yararlanma fırsatı sunulur. Fatma Aliye henüz 17 yaşındayken kol ağası Faik Bey ile evlendirilir. Aslında evlenirken bilgi alışverişi yapabilecekleri düşüncesiyle ve kocasının kendisinden daha iyi Fransızca bildiğini düşünerek sevinir. Ancak Faik Bey, Fatma Aliye'den daha iyi Fransızca bilmediği gibi kısa bir süre sonra eşin okuma ve yazmasını da yasaklar. Faik Bey ancak evliliklerinin ilk 10 yılından sonra Fatma Aliye Hanım'ın okumasına ve yazmasına izin verir. Fatma Aliye bu izin üzerine George Ornette'in bir eserini Meram adıyla ve bir kadın imzasıyla Türkçe'ye çevirir. Bu çeviri devrinde çok beğenilmiş ve hem Fransızcayı iyi anlaması hem de Türkçeyi iyi kullanması sebebiyle mütercimin bir kadın olduğuna hiç kimse inanmak istememiştir. Fatma Aliye Hanım Türk edebiyatında kadınları yazma cesaretinin gösterdiğinin ilk örneğidir. İlk romanı Muhadarat'ı kendi imzasıyla yayımlar, diğer romanları Refet, Udi, Levaihe Hayat ve Enin'i kaleme alır. Yazar bu romanlarında yarattığı güçlü kadın karakterleri aracılığıyla dönemin kadınlıkla ilgili sorunlarına değinmiş ve kendisini de bu konudaki görüşlerini açıklama fırsatı bulmuştur. Bunlardan başka büyük Türk İslam kadınlarını anlattığı Namdaran-ı Zenân-ı İslamiyen ile İslam dininde ve Osmanlı'da kadınlığın durumu ile ilgili bilgi verdiği Nisvân-ı İslam'ı kaleme almıştır. Bu eserler aynı zamanda oryantalist bakış açısına bir cevap niteliği taşımaktadır.
Fatma Ali 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra babası Cevdet Paşa'ya yapılan hücumlara cevap verebilmek ve onun hizmetlerini anlatabilmek için Cevdet Paşa ve zamanını hazırlamış ve bunu basmıştır. Kosova Zaferi ve İstilai İslam konusunu tarihten alan diğer eserleridir. Ayrıca gazete ve dergilerde de kadınların durumunu sorguladığı çok sayıda makale kaleme almıştır. Kadın yazarlar denilince ülkemizde akla gelen ilk isim hiç şüphesiz ki Halide Edip Adıvar'dır. Halide Edip'in babası sarayda görevli Mehmet Edip'tir. Türk siyasi tarihinin en önemli dönemlerinden birinde yaşamış olan Halide Edip, mensup olduğu ailenin toplumsal konumunun da sayesinde çok iyi bir eğitim görmüştür. Bu eğitim dönemi bir yandan Halide Edip'in savunduğu fikirlerde etkisini gösterirken bir yandan da kendisine iyi bir sosyal statü kazandırır. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın çevresindeki kişiler arasında Ankara'da İngilizce konuşabilen ve okuyabilen tek kişi Halide Edip'tir. Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra öğrenimine özel olarak devam eder. Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı'dan felsefe ile sosyoloji, matematikçi Salih Zeki'den matematik dersleri alır. İlk önce İngiliz bir yazardan dilimize Ana adlı bir eğitim kitabını çevirir. Yazı yazmaya 2. Meşrutiyet'ten sonra başlar. İstanbul, Beyrut ve Şam gibi birçok yerde öğretmenlik, müfettişlik yapar ve kız okulları açar. İlk kadın profesörümüz de Halide Edip'tir. Darülfünun'da Batı Edebiyatı dersleri okutmuştur. İstanbul'un işgali üzerine kocasıyla Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılmıştır. Atatürk'ün yanında çalışmış, onbaşılıktan başçavuşluğa yükselmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra yine kocasıyla Avrupa, Amerika ve Gandhi'nin çağrısı üzerine de Hindistan'a giderek 15 yıl kalmış, dersler ve konferanslar vermiştir. İkinci Dünya Savaşı başında yurda dönmüş, İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kurmuş, 10 yıl kadar da bu kürsünün başında kalmıştır. Bir dönem için İzmir'den milletvekili seçilmiştir. Yani kısaca yurdumuzun yenileşip ilerlemesini hazırlayan kişiler arasında hep en önde yer almıştır. Asıl kişiliğini yapan romancılığa Seviye Talip romanıyla başlamış, o sırada Tanin gazetesinde yayınladığı düz yazıları küçük hikayeleri de 2 yıl sonra kısmen Harap Mabetler adlı kitabında toplamıştır. Bunun ardından Raik'in Annesi romanını basmıştır. Daha sonra gelen mektup şeklinde yazılan Handan romanı bütün ilgileri yazar üzerine çekmiştir. Roman edebiyatımızda aşk tahlili denilen yolun ilk başarılı örneklerinden biri kabul edilir. Bu romandan sonra da kendi ruhunu açıp çözümlemeye başladığı son eseri romanı gelir. Yeni Turan romanı ise Ziya Gökalp'in etkisiyle yeniden ateşlenen milliyetçi akımını konu edindiği, yazarın sanat hayatında yeni bir dönemin müjdecisi olan eserdir. Yazar bundan böyle hemen her eserinde yine tam bir sevgi olayını, derin bir sevgi çözümlemesini işlemekle birlikte yurdu ilgilendiren büyük olayları fon ve dekor olarak da ele alacaktır. İşte Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, filme de alınan Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe, Zeyno'nun oğlu romanları daha çok yurt gerçekleri dolu eserlerinin belli başlılarıdır. Halide Edip 1928 yılında İngilizce olarak yazmış olduğu Meddah ve Kızı ve 1942 yılında CHP roman ödülünü kazanan Sinekli Bakkal romanında ve diğer eserlerinde sadece kadının sesini duyurması yönüyle değil, ülke gerçeklerinin farkında olan ve bastırılmış kadın kimliğinden uzak kadın kahramanlar yaratmasıyla da edebiyatımızda önem kazanmıştır. Cumhuriyet yıllarına gelindiğinde artık Türk edebiyatının kadınlar tarafından yazılmış hatırı sayılır bir külliyatı vardır. Fatma Aliye ve Halide Edip bu külliyatın önderi ve temsilcileri konumundadır. Fatma Aliye kadın konusunda sorunları ortaya koyan ve çözüm üreten fikirlerde isim olarak öncüdür. Fakat bir ilk olmasının tereddüt ve çıkmazlarını da taşır. Halide Edip onun bir adım sonrası olarak yola çıktığında devrinin sağladığı imkanlarla daha aktif bir fikir ve söylem alanı oluşturabilmiştir. Fatma Aliye Hanım ve Halide Edip birbirini takip eden çok yakın zamanın kadın yazarları olmalarına rağmen kendilerini var eden tarihi ve sosyal şartlardaki değişiklik onları iki ayrı kuşak haline getirmiştir. Bir kadın olarak kadınla ilgili İlk söylemler Fatma Aliye Hanım'ın kaleminden çıkmıştır. Onun attığı adımların daha ötelere ulaşması için Halide Edip'in cesur kimliği ve kalemiyle çalışması gerekmiştir. Fatma Aliye Hanım'ın söylemleri Halide Edip ile uzun soluklu ve yaratıcı yankılara dönüşmüştür. Halide Edip ise Fatma Aliye Hanım sayesinde kısmen de olsa aşılmış engelleri, üstesinden gelinmiş sorunları ardında bırakarak yoluna daha emin adımlarla devam edebilmiştir.
Bu anlayışla Fatma Aliye ile Halide Edip'in temsil ettiği bu iki kuşağın 1923'e kadar yazdıkları eserlere bakıldığında birbiriyle çok ilgili, aralarında çok yakın sebep-sonuç ilişkileri bulunan ve devrin iz düşümleri olarak değerlendirilebilecek iki esas konuya geniş yer verdikleri görülür. Bunlar kadın eğitiminin gerekliliği, bu eğitimin yönü ve sonuçları ile evlilik ve etrafında yer alan eş seçme ve boşanma gibi dönem ve kadın açısından önem arz eden başlıklardır. Kadınların sosyal hayattaki yerleri kadar, kadınların edebiyat ve matbuat dünyasındaki yerleri konusunda da ilkleri gerçekleştiren bu öncü isimlerin etrafına yerleştirilebilecek isimler, onların açtığı yolu olabildiğince genişletirler. Zafer Hanım, Şair Nigar Hanım, Makbule Leman, Emine Semiye, İhsan Raif, Güzide Sabri, Yaşar Nezihe, Şükrü Nihal, Halide Nusret, Müfide Ferit, Suat Derviş, onlar eserleri kadar hayatın içindeki duruşlarıyla da 19. yüzyılı 20. yüzyıla bağlayan kadınlar olurlar. Yazdıklarıyla ve yaşadıklarıyla ilkleri gerçekleştirmenin ayrıcalığını taşırlar. Edebiyat dünyasında varlık göstermenin yanında kadınlara yönelik gazete ve dergilerle bir matbuat hareketi oluştururlar. Kadın dünyasının kendine özgü sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirirler. Teorik bilgiden pratik hayat tecrübesine geçişi adım adım gerçekleştirirler. Böylece 19. asırda bilginin kaynağı erkeklerin anlattığı ve şekillendirdiği kadından, kadınların anlattığı ve şekillendirdiği kadına geçiş sağlanır. Teşekkür ederim.